Merhabalar efendim. Yine bir nebze ile evlerinize konuk olduk. Ekranlarınızın başına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Yine güzel bir konuyla bugünü dolduracağız inşallah diyelim. Yine bir nebze katkı sağlamaya gayret edeceğiz. Çok kıymetli konuğum psikolog Elif Çivelekoğlu ile birlikte kadın ve erkek beyninin arasındaki farkları ve bu farkların hayatımıza, ilişkilerimize yansımasını konuşacağız. Efendim erkekleri ve kadınları tabii ki ekran başına şu an bekliyoruz. Evliliğe de gireceğiz. Acaba o beyindeki farklılıklar hem iş hayatında hem sosyal hayatta hem de evlilik hayatında nasıl etkiliyor? Bunları detaylandıracağız efendim. Şimdi hemen dönüyorum konuma. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Siz de iyisiniz. Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Sizi gördüm. Daha iyi oldum. Şimdi güzel bir konu. Önemli bir konu. Evet. Baştan altını çizelim. Sorularınız olacaktır muhakkak. Başımızla beraber. Bir nebze Instagram hesaplarındayız. Lütfen oraya çekinmeden sorularınızı yazın diyorum. Ama altını çizerek bir şey daha söylüyorum. İki tane hanımefendi çıkmış da kadın ve erkek beynini konuşuyor derken kadınlara pozitif ayrımcılık yapacağımızı düşünmeyin. Her şey bilimsel olacak. Buna sizi temin edebilirim diyorum. Öyle değil mi? Evet, tüm gerçekliğiyle. Tüm gerçekliği ve çıplaklığıyla anlatacağız inşallah. Şöyle bir 2013 yılında bir araştırmanın başlığından alacağım ben. Buradan girmek istiyorum konuma kıymetli izleyenler. Yeni bir araştırma yapılmış. Yabancı kaynaklarda geçiyor bu da. Kadın ve erkekler arasındaki farkların, yani o davranışsal, işte duygusal farkların ilk defa sahip oldukları beyindeki farklılıklar ve beyindeki sinir bağlantılarının farklılıklarıyla açıklanıyor. Bu önemli bir ayrıntı. Evet. İşte buradan gireceğim ve bu son 15 yılda artık çalışmalar artıyor. Evet, bazı farklılıklarımız bizim kimyasal olarak beynimizin yapısının farklılığından kaynaklandığını söylüyor. Erkek olduğu için değil, beyni öyle çalıştığı için diyebiliriz belki. Kadın ve erkek beyin kimyasından bahsederek konuya girelim mi? Evet. Kadın erkekten önce ilk önce insanoğlunu bir ele almak gerekiyor. İnsanoğlunun aslında iki temel dürtüsü en ilkel boyutta ele aldığımızda hayatta kalmak ve soyunu devam ettirmek amacıyla. Din, inanç, toplumsal yargılar bir tarafa kaldığında direkt, salt olarak, evrensel olarak iki ihtiyacımız var. Ve bunu karşılamak amacıyla da kadın ve erkek farklı yaratılmış. Erkek işte en ilkel düzeyde avcı, toplayıcı bir misyonu var. Avlamak zorunda, eve yiyecek getirmek zorunda. Kadının da evdeki misyonu çocuğuna bakmak. Bir bebek var, anlamadığı, bilmediği, dilini çözmesi gerektiği. Aslında donanımsal olarak burada mantık çerçevesinde değerlendirdiğimizde çok anlamlı geliyor. Yani erkeğin risk alma potansiyeli, daha saldırgan olması, daha sonuç odaklı olması, eve yemek götürme ya da dışarıdaki hayatta daha ağırlıklı olması bundan kaynaklanıyor. Beyindeki farklılıklara baktığımızda erkek beyninde daha çok sol beynin daha aktif olarak kullanıldığı, kadın beyninde de girintili çıkıntılı olarak iki lobumuzun da iki yarım kürenin de aktif olarak kullanıldığı gözlemleniyor. Bu da demek oluyor ki erkekler daha salt ve daha sonuç odaklı, daha künt belki de tırnak içerisinde bakabiliyorken olaylara, kadın annelik misyonuyla, annelik içgüdüsüyle daha geniş perspektiften bakmak durumunda. Çünkü anlaması gereken bir varlık var, çözmesi gereken bir varlık var. Bu yüzden duygu okumamız, empati kavramı, jest mimikleri daha iyi anlama ve kavrama kadınlarda biraz daha bu konuda iyi diyebiliriz. Evet. Ama şöyle de bir şey var, erkekler bu konuda başarısız da demek de çok doğru değil. Çünkü %30-40 oranında bir genetik ve hormonlardan bahsederken %60 ve %70 oranında yine toplumsal inanışlar, işte normlar da bizi şekillendiren faktörler arasında. Evet. O yüzden erkekler empatik değildir ve olamazlar diye bir algı ya da bir mesaj yok. Bunlar öğrenilen, sonradan edinilen gayet de birçok erkeğin de başarabileceği şeyler olduğunu düşünüyorum. Aslında bu kimyasalların, bahsedilen hormonal değişikliklerin ezberlerini bozan tipleri de görebiliyoruz. Tabii. Bazen bir erkek beyni gibi çalışıyor, beyni dediğim hanımefendiler var. Evet. Bir kadın kadar hassas ve ince düşünen erkeklere de rastlamak mümkün. Evet. Bu dediğiniz gibi belki beyin gelişimindeki eğitimle, belki annenin babanın dokunuşlarıyla eğitimle de alakalı çevresel etkenler. Şimdi bir İngiliz gazetesi baş sayfasına taşımış kadın ve erkek beynindeki farklılıkları. Özellikle söylediğiniz
söylediğiniz gibi tipik bir erkek beyninde sinir bağlantıları beynin aynı lobundaki ön ve arka tarafı. Yani evet. aslında ön lob ve ilkel beyine kaçan aynen tarafı. Öyle. Yani saldırgan tarafımız Hı-hı. aslında nedir? İlkel beynimiz dediğimiz bu ense kökünden beyin sapıyla oluşan bir bölge. Kadınlarda ise tipik bir kadın beyninde ise sinir bağlantıları daha ziyade sağ ve sol lob. Aslında dengenin, evet. empatinin, iletişimin, sosyalliğin daha açık ve yaygın olduğu, hücrelerin orada daha canlı olduğunu gösteriyor. Hı-hı. Bize fMRI sonuçları dediğimiz bilimsel yapılan araştırmalarda bu da zaten evet. aktifleri gösteriyor. Değil mi? Bunlardan bahsedelim mi? Bilimsel çalışmalara dayanak oluşturuyor. Özellikle psikolojik Kesinlikle. Ya da davranışsal araştırmalar öyle evet, değil mi? Evet, aynen öyle. Yani davranışsal olarak gözlemlediğimiz şeyleri bilim burada aslında desteklemiş oluyor. Dediğim gibi o %60-70 evet göz ardı edemeyeceğimiz bir oran. Hı-hı. Ama %30 oranında o biyolojimiz de aslında çok önemli bir alan. Sağ ve sol lobdan bahsedecek olursak dediğiniz gibi frontal lob ve yani bilişsel alanımız ve ilkel alanımız arasında git gel yaşamasının nedeni de erkeklik hormonu dediğimiz o hormondan kaynaklanıyor. Bu hormondan dolayı erkeklerin işte risk alması, sonuç odaklı olması, çok fazla duyguları okuyamaması bundan kaynaklanıyor. Kadınların duygu ve mantık çerçevesinde git gel yaşaması da daha renkli düşünebilmesi, daha hem mantık hem de onun altında yatan duyguyu okuyabilmesini aslında sağlamış oluyor. Farklılık bundan kaynaklanıyor. Evet. Bir de şöyle de bir şey var. Biyolojik cinsiyetin haricinde beyin cinsiyeti aslında bahsettiğimiz olay o. Sizin de bahsettiğiniz gibi. Evet. Beyin cinsiyeti dediğimiz olay da var. Yani anne karnında testosterona, erkeklik hormonuna ne kadar maruz kalmışsa bir kız çocuğu atıyorum. Bu da stresten kaynaklı olabiliyor. Annenin strese maruz kalmasıyla oluyor. Erkek beyinli mesela olabiliyor. Daha kolay risk alıyor. Daha mantıksal yaklaşabiliyor olaylara. Böyle yani kadınlar vardır. Şunu bir daha tekrar edeyim. Yani böyle anne karnında beyin gelişimi evet. olan bir çocuk evet. o dönemde annenin yaşadığı psikolojik olarak hangi duygu baskınsa Hı-hı. bu duyguyla aslında erkek ya da kadın beyninin beyin daha baskın olmasına evet. yol açabiliyor evet. diyor bazı Aynen araştırmalar. Öyle. Bu çok önemli. Analitik düşünmeye de gireceğiz. Hı-hı. İletişim diline gireceğiz. Ne yani şimdi erkekler şimdi sağ sol lobu kullanamıyor da o yüzden biz şimdi onların yaptıkları ya da yapmadıklarından mesul tutmayacak mıyız diye düşünebiliriz şey, izleyenlerimiz. Yok ama öyle bir şey yok. O bir mazeret değil. O biraz kolaya kaçmak oluyor. Evet. Şimdi çevresel faktörlere de gireceğim ama yine bir çalışma var. Yine yapılan iki farklı beynin nasıl çalıştığı ve bunların ilişkileri nasıl yansıdığıyla alakalı. Biraz daha spesifik olsun, daha özele inelim. Hı-hı. Erkekle mi başlayalım, kadınla mı? Hiç fark etmez. Kadın beyni nasıl çalışıyor? Kadına daha aşinayız. Kadına daha aşinayız. Bizler de kadın olarak. Evet. Kadın beyni nasıl çalışıyoruz biz ya? Yani o davranışlara yansıması, ilişkimize yansıması. Evet. Bunlardan biraz bahsedelim. Sağ sol loba girelim yani. Kadın beyni dediğim gibi bir resim vardır. Sağ beyin renksiz. Sağ beyin çok oldukça renkli. Sanat, işte resim her alanda böyle aktif iken sol beyin daha renksiz. İşte matematiksel, mantıksal. Bir şeyi resim etmişlerdi. Hı hı. Onun gibi yani kadınlar olayı daha renkli boyutuyla daha süreç odaklı aslında bakıyoruz en temelinde. Yani erkek çok bahsedeceğiz bundan ama sonuç odaklı bakıyorken biz oradaki süreci ele almak istiyoruz. Sürecin bize kattıklarını görmek istiyoruz. Yani bu süreç uğrunda nasıl yaklaşıyor, beni dinliyor mu? En çok aslında sıkıntı bu oluyor. Beni dinlemiyor hocam diye mesela geliyorlar. Yani duyuramıyorum sesimi diye geliyorlar. Erkekler sağır mı? O konuda ya şöyle bir şey çözülemiyorsa eğer problem yoktur erkeğe göre. Yani ya sonuç vardır, bir problemin çözümü vardır. O süreçle çok ilgilenilmiyor. Yani o zaman erkeklerin kabullenmesi, hani karar ve kabullenme diye bir model var ya psikolojide. Evet. Erkeklerin bence kabullenmesi daha kolay. Evet. Gibi geliyor.
kabullenmesi evet daha kolay olabilir. Ama şöyle de bir şey var işte bu sefer de kadın o sonucu kabul edip etmeme konusunda şey yapıyorlar. Hmm. Yani bir sonuç var evet ama erkek sonuç diyor ama kadın bakalım onu şey yapıyor mu kabul ediyor. Kadın sonuç bulsa da sonuçta da yetinmeyebilir. Yetinmiyor evet. Hayır ben bu sonucu istemiyordum diyor. Beynim istiyor bunu diyor. Aynen öyle. Evet. Orada da böyle kısır döngü sürekli işte kavga birbirine şey yapıyor. Hı-hı. Beslemiş kısır oluyor. Döngü. Aynen öyle. Hı-hı. Yani burada asıl dikkat edilmesi gereken dediğim gibi hani süreci birazcık belki erkeklerin aktif olarak katılımı ve kadınların da erkeklerin hani spesifik olarak sonuç odaklı olaya yaklaştıklarını bilmeleri belki böyle bir nüans olarak akıllarda kalırsa tartışma konusunda. Hı hı. Yani şu anda buna şey yapamıyor, düşünemiyor. Bu kadar geniş perspektiften bakamıyor acaba kadın. Acaba gelişebilir mi? Yani mesela diyelim ki evet biz kadın ve erkek birbirini tamamlayan varlıklar olarak yaratılmış. Aslında tabii ki. Diyoruz. Biri işte ön ve arka loblarda iyi, biri sağ solda. O tamam dört lobla beraber iki bir çifti düşünebiliyoruz diyoruz ama çatışma alanları yine oluşabiliyor. Evet. Çünkü hayata bakış hormonal olarak orada onu yönlendiriyor. Hı hı. Erkeği farklı yönlendiriyor, kadını farklı yönlendiriyor. Peki acaba kadın ön ve arka ilkel beyni çok şey yapmaya gerek yok geliştirmiyor ama ön lobu geliştirebilme özelliği ya da bir erkek kadar olaylara belki çözüm odaklı bakmayı düşünebilir mi acaba süreç değil de? Yani bu gelişebilen bir şey mi acaba beyin yoksa bir noktada belli bir yaşla beraber beyin gelişiyor ve duruyor mu diyoruz bilimde biz? Hayır beyin ölene kadar gelişiyor. Evet. Yani bilgi akışı devam ettiği müddetçe yeni sinaptik ağlar dediğimiz o süreçle birlikte beyin öğrenmeye her daim açık. Hı hı. Burada tamamen aslında olay onun onu yapması bunu yapmasından ziyade ortak yolu bulabilmek. Yani bir erkek gibi düşünmek ya da işte kadın gibi hissetmek burada değil. Yani empati duygumuzu belki biraz geliştirip. Yani şu anda evet benim gibi sonuca odaklanamıyor bir erkek mesela bunu diyebilir. Ya da kadın evet şu an hani direkt bir şeye varmak, bir sonuca varmak istiyor. O yüzden beni işte dinleyemiyor gibi ya da birazcık böyle sakinleşmek, hemen alevlenmemek, biraz belki böyle dengeleme yapabiliriz. Hmm. Ama onun haricinde işte hani erkek beynini öğrenmek ya da işte mantığımızı geliştirmek ya bunlar hani bunlar da olabilir tabii ki geliştirilebilir. Her şekilde geliştirilebilir. Anlama açısından en anlama açısından kesinlikle. Elbette ama, bir erkek beynini alıp da bir kadın beyni evet, aynı hücrelerin o tabii hareketlerini ki. Mümkün değil belki kesinlikle. Ama anlamak adına bunlar önemli. Evet. Kadın beyni deyince neden çok komplike deniliyor? Yani kadınları anlamak zor deniliyor. Halbuki sağla sol lobla yürüyor yani ortada aslında. Neden kadınlar için böyle bir komplike çalışıyor beyni? Ne düşündüğünü anlamıyorum ben bu kadının niye diyor erkekler bunu? Çünkü her iki lobu da aynı anda kullanması hem mantık hem de duyguyu aktif olarak kullanması demek. Yani bu da strateji demek. Ve bunu istediği gibi bütün tehlikeli olarak da kullanabilir. Yararlı şekilde de kullanabilir. O yüzden hani uçsuz bucaksız bir şey gibi geliyor. Yani bir kere hiç konuşmayan bir canlıyı anlama kapasitesiyle doğmuş bir beyin var karşımızda. Bu yüzden belki de komplike geliyor. Çünkü muhatap olduğumuz aslında nesne komplike. Yani hiç bizimle iletişime geçmeyen bir nesneyle karşı karşıyayız ve onu çözüyoruz, çözümlüyoruz. Onun işte bir sesinden neye ihtiyacı olduğunu anlayabiliyoruz. İşte bir bakışından ya da işte bir göz kontağından onun neye ihtiyacı olduğunu anlıyoruz. Biraz ondan kaynaklı olduğunu düşünüyorum ben. Hı hı. Bu yüzden bence komplike olarak algılanıyor. Evet. Şimdi isim verelim şöyle bir ne diyelim Ali olsun beyefendinin adı Ayşe de hanımefendimiz olsun diyor ki falanca komşularına da gidiyorlar işte bir anket yapılıyor bir şey yapılıyor orada bir eğlence bir test acaba karısını ne kadar tanıyor diye bu çok yapılır. Şimdi diyelim ki erkeğe soruldu Ayşe Hanım sizce kaç kilo? Şimdi adam da dedi ki eşinden için. Bu kişiler tabii 40 ila 50 yaş arası olsun ya da 45-50 yaş arası olsun. Ali de dedi ki eşinden için işte 65 dedi. Kadın bunu duyuyor. Nasıl 65? 67 kiloyum nasıl bilemezsin?
kadın da şimdi adam 67-70 dese ben o kadar şişko muyum diyecek, elleri böyle koyacak. Şimdi bu tarz şeyler çok rastlanıyor. Evet. Normal hayatta çok küçük ufak şeyler ama kavgalara sebep olabiliyor. Evet. Sen beni nasıl tanımıyorsun diye. Adam da korkuyor, söyleyecek başka türlü kavga çıkacak ama kadın bunu söylüyor yine kavga çıkıyor. Tabii. Çok basit bir örnek verdim. Hı-hı. Bunu sosyal ilişkilere yayacağız. Hı-hı. Yani ilerleyen dakikalarda farklı örnekler vereceğim. Evet. Bunu açıklayın mesela, bunda nasıl bir beyin farklılığı var? Burada aslında çok net olarak yine aslında erkekleri sonuç odaklı. Yani 65 kilosun, yani bunun hani estetikten ya da senin nasıl algılamandan bir şeyi yok, yani farkı yok. Ya da benim gramdan takip edebilir mi bir erkek? Tabii ki de o, yani edemez. Hayır, öyle bir şey yok. Yani işte bu da biraz böyle ayrıntıcı düşünmemizden ya da bütün ilginin onda olduğunu ihtiyaç olarak da belki bunu şey yapıyorsa, kişi istiyorsa bunu bir ilgisizlik olarak atfediyor olabilir. Yani orada biraz gerçekten hani genetiğin dışında sosyal hayattaki ilişki kavramı nasıl oluşmuş, erkeği algılayış ya da sevgiye atfettiği anlama bakmak gerekiyor. Yoksa bu yani böyle kavga konusu olacak bir mevzu değil tabii ki dışarıdan baktığımızda. Kadın beyni daha çok detaylara takıldığı için illa o rakam doğru söylenecek şeklinde. Ya da işte tarihler özellikle değil mi? Yani tabii aynen öyle. Tarihler hiçbir zaman unutulmaz ama erkekler bunu önemsemeyebiliyor. Evet. Önemsemiyor. Önemsemeyebilir, bu çok normal. Hani çok önemli tarihler olmadığı müddetçe belki. Evet. Bunlar da belki beynimizde neye ne kadar yer açtığımızla alakalı, dünyamızda neyin olduğuyla kesinlikle alakalı. Kesinlikle şöyle de bir şey var ama biz duygusal, yani bir şeyi öğrenmemiz için duyguyla eşleşmesi gerekiyor. Olaylara duygusal anlam yüklediğimiz için belki de biz o tarihleri bu kadar anlamlı ve bu kadar hafızaya yerleştirebiliyoruz. Yani erkek de aslında duygusal olarak onu atfetse şey yapabilir, yani öğrenebilir. Ama dediğim gibi o birazcık böyle önem sırası ve şeyle de alakalı, işte o hayatta kalma içgüdüsünde ona çok fazla yer yok. Yani ihtiyaç duymuyor bunun için. Hı. Ama tabii ki şu anda modern çağda ihtiyaç duyuyor yani. Duyuyor değil mi? Duyduruyorlar. Kadın beyniyle alakalı daha detaylı var mı söyleyeceğimiz şeyler? Çok var aslında, daha yeni çok başladık var. Ama. Yani kadın beyni işte dediğim gibi iki yarım küreyi kullandığı için fazlasıyla renkli bir karakter olduğunu söyleyebiliriz. Ses konusunda mesela erkeklere oranla çok daha iyi. Sesleri ayırt etme. Sesleri ayırt etme. Yani erkekler 3-4 galiba farklı sesi algılayabiliyorken kadınlar oldukça fazla sesi bir anda algılayabiliyor. Yüz ve mimik okumada, yüz okumada da aynı zaten şekilde. Çok fazla. Onun da bir diğer adı, yani empati kurabilmeye de aslında çıkıyor. Yüz, jest, mimik okuma konusunda oldukça iyi. Yine böyle hani ilkel düzeyde dediğim gibi bebeği anlaması için yaratılış bakımından bu şekilde, bu donanımla yaratılmışız. Ama bu empati dediğimiz olay gün içerisinde ya da sosyal hayatta öğrenilebilir, erkeklerin de geliştirilebilir olduğu bir nokta olduğunu söyleyebiliriz. Evet. Şuna gireceğim. Hı-hı. Şimdi yine başka bir araştırmaya geçeceğim, bağlayacağım bu konuyu. Çünkü erkek ve kadın kodlarının %99'u aslında daha fazla saatte aynı. Hı-hı. Tek fark diyor beyin yapısı. Ama maalesef biliyoruz ki biz bu kadar şeyimiz benzer de olsa, insani özelliklerimiz, beyin farklılıkları olduğunda duygu değişiyor. Acıya verdiğimiz tepki değişiyor. Durumları okuma şeklimiz değişiyor. Hı-hı. Duygulardan dolayı davranışlarımız ve tepkilerimiz farklılaşıyor. Hı-hı. Haliyle de beynin farklı alanları, farklı görevlerle hayatımıza girmiş oluyor. Hı hı. Bunu es geçmeyelim. Şimdi erkek beyni, hı hı, kadın sağ ve sol lobunu kullandıkça duygusal yapıyor. Evet. Evet, bunu söylüyor. Hı hı. Erkek de daha çok işte ön beyni kullandığı için ve şunu biliyoruz biz, bunu da söylemiş olayım. Hı hı. Hep bu araştırmaların temeline dayanır. Erkek beyni kadın beyninden hacim olarak daha büyük. Şimdi büyük olunca bunu duyan, işte kadın erkeklerin beyni daha büyük olduğu için ama daha zeki mi olarak da acaba? Peki bu büyüklük zeka ile orantılı bir şey mi? Yani hayır, büyüdüğü için zekaları da artıyor mu acaba? O bildiğim kadarıyla yani hacimsel olarak da fiziksel olarak da büyük oldukları için beyin yapısı da ona göre, bize göre yani. Ama bu zekayı etkilemiyor. Zekayı etkilemiyor. Yani doğru bilgi vermek adına söyleyeyim, farklı bir şey söylemeye çalışmıyorum. Yani zeka zaten, zeka dediğimiz olay bilişsel anlamda bahsettiğimiz, yani o IQ dediğimiz olay bilişsel anlamda hayatımızı kolaylaştıran bir şey. Yani zeki olmak demek duygusal anlamda EQ ve IQ vardır. İkisi farklı duygusal şeylerdir. Zeka ve, evet. Aynen.
Aynen öyle. Yani duygusal zekanın yüksek olmasıyla IQ'nun çok aslında şeyi yoktur, yani birbiriyle bir ortak yanı yoktur ya da çok zeki insan illa çok empatik olacak diye bir durum yoktur. Bunlar tamamen aslında geliştirilebilir şeyler. Yani zeka bir yere kadar, ondan sonrası duygusal beyin diyebiliriz. Evet, şimdi erkek beyninin işleyişine de geçelim istiyorum ve birazdan sorulara geçeceğim. Sonra asıl mesele, bir nebzenin amacı bir psikolojiye hizmet etmek, bunu biliyorsunuz, bir psikoloji programı. Bu farklılık, kadın ve erkeklerdeki bu farklılık, beyin farklılıkları ve hormonal tabii ki davranışsal farklılıklar acaba psikolojileri nasıl etkiliyor? Hatta yapılan araştırmalar diyor ki bu farklılıktan dolayı psikolojik olarak rahatsızlıkları farklılaşabiliyor, tedaviye cevap verme oranları da farklılaşabiliyor. Hatta tedaviyi talep etmeleri bile farklılaşabiliyor. Bunlara gireceğiz birazdan. Erkek beyni merak edenler için. Evet. Erkek beyni örnek verdik hücrelerin canlı olduğu yerler ama davranışa bunu aktaralım hayata. Evet. Aslında dediğiniz gibi %99 oranında benzeriz. Ama fark yaratan işte o bahsettiğimiz erkeklik hormonu dediğimiz testosteron hormonu. Bunlar yükseldiğinde bu ilk başta işte risk almayı ve hayatın içerisinde nasıl işte şey yapıyor, karşımıza çıkıyor. Daha mantıksal olaya bakmaya, sonuç odaklı bakmaya, daha erkekler mesela daha çok fazlasıyla takdir edilmeye, ön planda olmaya şeylerdir, isteklilerdir. Yani kadın dinlenilmek isterken erkek yalnız kalmak ister problem çözümünde. Bir dinlenmek ister, kendiyle kalmak ister, çok akıl almak istemez, bir konuyu kendisi bulmak ister. Yani o çözüm yolunu aslında kendisinin bulmasını ister. Çok da hoşlanmaz, işte ben buldum, hani kadının ya da bir başkasının akıl almaktan çok hoşlanmaz. En temel aslında fark dediğimiz buradan çıkıyor olay yani. Kadın ise o dinlenilme sürecinde, yani anlatırken çok kontrol edemediği bir süreç oluyor. O süreç içerisinde anlatırken kendini bir yerden kaptırıyor ve artık bir şekilde karşı tarafı, yani erkeğe böyle akıl verme sınırına geliyor. Bu da karşılıklı bence ilişkiyi yıpratan böyle tartışmalara neden oluyor. Geliyor bana. Şunu bir açıklık getirelim o zaman. Yani tamam, erkek akıl danışmaz, kadınla hiçbir şey sormaz ama öyle erkekler de var ki karı koca arasındaki istişarenin öneminden dem vururlar ve kesinlikle eşleri ile istişare yaparlar, bir fikir alırlar. Doğru ya da şartsız, koşulsuz kabul değil bu. Bir bakış açısı ararlar. Tabii. Bu sadece eşe değil, yani arkadaş çevresine danışabilir, fikir verebilir. Bu aslında evet, beynin hormonal bir etkisi olabilir ama farklı faktörler de var belki bunun içinde. Ama bunun aslında çok da faydalı ve işlevselliği olmadığını fark etmesi de bence aslında yine ön beyinle alakalı bir tabii şey. Tabii ki. Değil mi? Yani eğer siz medeni beyninizi geliştirmişseniz açıksınızdır tartışmaya, eleştiriye, konuşmaya, fikir alışverişine. Bu medeni beyindir çünkü, değil mi? Burada bir şey var işte, yani aslında daha çok araştırılsa beyin yapıları bize daha çok verim sağlayacak gibi geliyor bana. Ama orada da şöyle bir nokta var bence, şimdi böyle söyleyince aklıma geldi. Yargılama büyük ihtimalle olduğu için erkek onu kabullenmekten biraz çekiniyor. Yani kadın için de aynı şey geçerli. Yani yargılarsan, karşı tarafı yargılayıcı bir şekilde, suçlayıcı bir şekilde konuşursan kadın da istemez akıl almak. Ama erkeğin yani genetik olarak da böyle bir şey var. Yani ben başardım, ben yaptım sözünü geçirme bir içgüdüsü var. Evet, ama dediğim gibi yine aslında belirleyici olan şey yani sosyal norm içerisinde öğrendiklerimiz ve iletişim kurma stratejilerimizde yatıyor yani. Belki de aslında beynin kullandığımız bölgelerin en kötü özellikleri de vardır muhakkak. Sağ lobun, sol lobun, önün, arkanın, ama biz bunu en gelişmiş, en yüksek seviyede artık insan, hani insanı kamil olma yolunda bütün lobların hepsi bir işe yarıyor. Farklı bir davranış sergiliyor. Başka duygulara götürüyor bizi farklı farklı. Bunları belki en güzel şekilde geliştirdiğimiz biz de sanırım tam olmaya gayret edeceğiz, değil mi? Ama tabii ki herkesin, kadınlar arasında bile yapılan çalışmalarda bazısının sağ beyni daha aktif sol beynine göre ya da bazısının sol beyni sağ beynine göre daha aktif. Kadınlar ve erkekler kendi hem cinsleri arasında bile farklılık gösterebiliyor beyin yapılarıyla. Tabii ki. Aktivasyon anlamında, öyle değil mi? Evet. Buna ekleyeceğim bir şey daha var. Şimdi erkek beynini konuşuyoruz ama
araştırmacı Verma yine bir makalede geçiyor. Kadınlardaki sinirlerin, bu sinir şu değil, değil. Beyindeki sinirlerden bahsediyorum. Mantıksal düşünce alanı olarak bilinen beynin sol tarafı ile ön sezi alanı olarak bilinen sağ tarafı arasında dizilmiş olmasının kadınların sezgilerinin neden erkeklerden daha güçlü olduğunun kanıtıymış efendim. Evet. Sezgisel bir zeka var. O yüzden bazen eşim bana bir soru sorar. Bilmem cevabını, kanıtım yoktur. Ya içimden kötü bir şey geliyor. Bunu yapma, bunu yapmayalım, bunu olmasın gibi. Sezgisel bir yanımız da var ama bu da beyinle alakalı. Erkekler sezgisel değil diyebilir miyiz gene? Yani diyemeyiz. Yani şöyle diyemeyiz. Kadınlar evet bir tık daha iyiler bu konuda. Ama erkeğin de bu konuda yani üstünde durursa eğer bir şekilde bir noktaya kadar evet bence gelişme payları var. Yani orada sezgisellikten işte o iki beyin arasındaki gitgelden kaynaklı bir şey oluyor. Hem sezgileri hem mantığı bir arada kullanabildiği için belki de daha şey yaklaşabiliyoruz olaylara. Doğru mu, yanlış mı, içgüdülerimiz daha iyi, empatik yaklaşabiliyoruz. Yani erkek direkt fixlendiği için orada sonuca oradaki şeyi çok düşünemiyor. Yani sezgisel olarak o sonucun getirilerini, götürülerini çok fazla belki bir kadın kadar ayrıntılarıyla düşünemiyor. Yani yine tabii ki düşünme şeyi var. Böyle hani yargılayıcı olmasın. Ama hani kadınlar kadar böyle girift bir şekilde, bütünsel bir şekilde düşünemediği için bir şey ayrılığı oluyor evet. diye düşünmekteyiz. Erkeklerin hani bu işte harita okuma, analitik düşünme, rakamlarla arasının evet. iyi olması, gene beyin aktivasyonlarıyla alakalı. Şeye girelim mi? Ben onu da aslında vakitte de bir yandan bakıyorum. Sorulara döneceğim. Yine hatırlatıyorum. Bir nebze hesaplarındayız. Sorularınızı beklerken biraz acaba psikolojik olarak nasıl etkiliyor bizi? Şimdi insan psikolojisi ayrı bir şey. Kadın psikolojisi ve erkek psikolojisi üzerine biliyorsunuz bir sürü makale yayınlanıyor, kitaplar yazılıyor. İşte evlilikte kadın beyni, evlilikte erkek beyni şeklinde başlıklar bile açıldı artık. Daha alanlar, dar alanlarda beynin etkisini konuşuyoruz davranışlara ve psikolojiye. Erkekler, mesela kadınlar psikolojik olarak daha güçlüdür gibi bir yargı var. Bunlar şu an bilimsel değil tabii ki. Ama böyle bir öngörüler işte hani böyle genelde NLP'cilerin kullandığı sloganlar gibi gelebilir size ama okuyoruz bunları. Ne diyorsunuz? Yani kadınların psikolojik yapısının güçlü olması bir beyin aktivasyonuyla ilgili mi acaba? Yani şöyle alakalı olabilir. Farkındalık düzeyleri daha belki fazla oldukları için. Yani olayı tespit konusunda, duygusal anlamda tespit konusunda kadınlar daha isabetli ve daha elverişliler. Bu konuda da yani kliniğe gelen popülasyona baktığımızda da aslında kadınların daha fazla geldiği çok aşikar. Bu kadınların güçsüz olduğunu mu gösteriyor? Hayır. Kadınlar daha çok psikiyatriste, psikoloğa, danışana başvuruyor. Evet. Çünkü? Bunda aslında toplumun bir etkisi var. Şöyle olduğunu düşünüyorum. Kadınlar daha narin olarak ya da işte daha duygusal olarak belki toplumsal olarak böyle atfedildikleri için daha kolay gelebiliyorlar. Yani bu demek değil ki erkekler psikolojik olarak bir sıkıntı yaşamıyorlar ya da duygusal olarak çok sağlıklılar demek değil. Ama toplumsal olarak işte erkeğin duygularını içeride yaşaması öngörülüyor. İşte erkekler ağlamaz gibi cümlelerden dolayı bir içe atım şeyi var. Yani erkeksin ve duygularını belli etmemelisin öğretisiyle büyüdüğümüz için genetik olarak da biraz zaten buna yatkınlar. Yani o beyin artı çevre ve sosyal kesinlikle. Ortam mı? Evet. Yani %30-40 dediğimiz gibi bir beyin ve genetik faktör diyorsak %60 ve %70 aslında onu şekillendiren çevresel faktörler. Aileden modellediğimiz, anne babadan öğrendiğimiz ilişki kavramları ve dışarıdan da aynı şekilde öğrendiğimiz, modellediğimiz, ilişkiye atfettiğimiz o öğretiler çok anlamlı oluyor. Yani kliniğe gelişte de bence kadınların gelmesinin en büyük sebeplerinden biri bu. Yani bir kadının psikoloğa gitmesi evet olabilir. Hani zaten çok narin, çok hassas, çok duygusal atfedileceği için toplum tarafından da böyle algılanacağı için rahatlıkla gelebiliyor bir kadın. Ama erkek için biraz daha işte o tabuları belki kırmak ya da dediğim gibi akıl almak, yol gösterilmeye çok fazla açık olmadıkları için bu yüzden de belki tercih etmiyor olabilirler. Ama bu demek değil ki tabii ki yaşamıyorlar diye bir şey yok. Ama ben şunu da düşünüyorum. Hani duyguları açmak çok
kolay bir şey değil, değil erkekler için. Tabii ki. Şimdi psikoloğa gitmeniz demek, hı-hı, ya da psikiyatriste ya da psikoloji alanında bir uzmana başvuruyorsanız, hı-hı, odaya girdiğinizde eğer güven ilişkisi, samimiyet ilişkisi kurulmuşsa şunu biliyorsunuz, siz artık ciddi anlamda bir içinizi açmanız, duygularınızı açmanız gerekiyor. Tabii ki kadınlar erkeklere göre, hı-hı, normal hayatında da duygularını dile getirmekte daha rahat olduğu için daha kolay tercih ediyor. Erkekler bunun çok da sıcak bakamayabiliyor rahat edemedikleri için. Hı-hı. Rahat edemediği için zaten terapiste bir mesafe koymuş oluyor. Çünkü orada bir gerçekten güven ilişkisi de oluşmamış oluyor. Artı bu söylediklerinize katılıyorum. Hı-hı. Bir şey daha eklemeye ihtiyacı hissediyorum. Kadın evet belki narin ve bunun kınanmayacağını düşünüyor, hı-hı, toplumda. Fakat çözüm odaklı yine şu anlamda, hı-hı, bir sorunum var ve bunun halledilmesi lazım. Farkında gerekirse olur. Bunun için, hı-hı, ben uzmana da giderim. Seni değiştireceğim şeklinde bir yapımız da var. Bir şeylerin değişmesi lazım. Gerçekten ben şöyle bakıyorum bir sosyal hayatta. İşte borcu harcı varsa eşinin nasıl didiniyor? İşte gidiyor akrabalarına, annesine. Bir şekilde o erkeğini korup kollama, o anaç tavrını eşlik artı anaçlık duygusuyla bir yol arama peşinde. Rahatlama, sorunu çözme, nefes alma peşinde. Hı hı. Erkek bunu gizli ve iç dünyasında yaparken, hı hı, kadın ve böyle ciddi anlamda dışarıya yansıtarak, evet, yapıyor. Evet. Bunun da etkisi olduğunu kesinlikle düşünüyorum. Onun da etkisi var. Yani birbirlerini aslında orada işte ne kadar beslediklerine bakmak gerekiyor. Yani erkek bu durumdan ne kadar memnun ya da kadın işte o duygusal ilişki içerisinde ne kadar memnun. Bir de şöyle bir şey var, işte ilişkisel boyutta baktığımızda dediğiniz gibi değiştirme odaklı, yani karşı tarafı değiştirme odaklı bir çabaya girdiğimizde ben bu çabanın biraz beyhude olduğunu düşünüyorum. Yani hep böyle karşı tarafa atfedilen bir işte beni neden sevmiyorsun ya da bana neden güvenmiyorsun şeklindeki o yargıların çok doğru olduğunu düşünmüyorum. Yani insan ilk önce bir kendine, kendimize dönüp, kendi aynamızı tabiri caizse, kendi aynamızı bir temizleyip, pöripak bir şekilde kendimizi ilk önce yüzleşip, kendimizi görüp, daha sonra ilişkimize bakıp ya da karşı taraftaki kiminle birlikte olduğumuza bakmak daha anlamlı geliyor. Zaten terapilerde de gördüğümüz ve yaptığımız şey esasen bu. Yani kendisiyle yüzleştirmek ve orada belki de kadının o zayıflık olarak ya da zayıf olarak atfettiği o durumlarını güçlendirmek. Yani işte eşini mesela anlatıyorsa eğer, işte eşimi nasıl etkileyebilirim, nasıl değiştirebilirim, yani eşiniz gelmeden ben size akıl vererek eşinizi değiştiremezsiniz. Ama siz değiştiğiniz zaman zaten yani sistemin bir kişinin bile değişmesi sistemi bütünüyle etkiliyor. Hı hı. Yani böyle kelebek etkisi gibi. Kadın ve erkek beyni açısından baktığımızda, hı hı, soru var. Hı. Yapımcımın sorusu. Soruyorum. Erkek beyni, hı hı, daha pratik. Evet. Kadın beyninden diyor. Pratik, yani sonuç odaklı. Yo, ben mesela sorunları çözmekte ben ekipte iyiyim yani kadın olarak diye. Böyle bir şey söyleyebilir miyiz? Yani dur bir dakika, ben bir soruyu sorayım, öyle yazalım. Şöyle diyebiliriz, yani pratiktir dediğimiz nokta tabii ki hangi alanlarda, bir yani alanlara güzel bakmamız gerekiyor. Mesela alışveriş konusunda bir kadın... İlk önce erkekten başlayayım. Erkek için işte düğün, mesela düğüne gidilecek. Erkek için güvendiği bir yerden, sürekli alışveriş yaptığı bir mağazadan gidip bir gömlek ya da bir takım alıp o akşamı kurtarabilecek. Evet, bu konuda mesela pratikler. Daha pratikler. Yani hayatımı kolaylaştıracak ilk sırada ne var? İşte atıyorum çok gittiği bir mağazadan o gömleği, o elbiseyi alıp giyinmek ve günü kurtarmak. Kadın ise aynı anda hem güzel olmayı, hem birisiyle pişti olmamayı, hem işte genç gözükmeyi, iyi gözükmeyi, rengini, ayrıntısını, saçın, makyajı, bir sürü ayrıntısı var. Bir de en sonunda bir de onay alması gerekiyor kadının. Ya arkadaşından ya annesinden. Yani baktığımız zaman evet, sonuçta ikisi de güzel bir şekilde gitmeyi hedefliyorlar ama gittikleri ve tercih ettikleri yollar bambaşka olabiliyor. Daha böyle girif, daha karmaşıkken erkek daha pratik yaklaşabiliyor. Yaklaşabiliyor. Yani tamamen öyle de demiyoruz ama yani genelde öyle görünüyor. Genelde tabii. Fakat şunu söyleyebiliriz. Bunun sebebi de erkek daha çok detaylara takılmadan direkt, evet, tek bir yolda yürüdüğü, aynen, için sonuca pratik olarak gidebiliyor. Kadın da o yola gidebiliyor ama daha girift yollara sapabiliyor. Ay burada ne var, şurada ne var? Merak özelliği belki, o araştırmacı, analiz etme özelliği hormonal olarak etkiliyor. Bunun için zaten donanılmış, yani bu bize çok zor gelen bir şey değil. Yani bu ayrıntılardan bahsediyoruz ama bu bizim hayatımızı
yalnızca evet bazen çok zorlaştırabiliyor ama genel olarak bir kadın zaten bunu yapabilecek fıtratta dünyaya geliyor. Yani. Çok örnek mesela bir toplantı gibi ya da bir düğüne gidelim değil mi kocamızla yanımızda. Biz gideriz eve geliriz şimdi günün anlam ve önemiyle ne oldu bir değerlendirme yapalım. Bak bu değerlendirme bile erkek ve kadının beyninin nasıl farklı olduğunu tabii, gösteriyor. Tabii ki. Ay gördün mü Hatice nasıl kilo almış hayatım diyor atıyorum. Evet. Adamın Hatice kim? Üzerindeki hiç yakışmıyor. Üzerinde ne vardı? Erkek bunu görmüyor bile. Ama kadın Hatice'nin kilo aldığını en az 5 kilo koymuş bile diyebiliyor. Gözü o kadar tartı şeklinde. Ne giydiğini, yanında kimin olduğunu, bütün bunları analiz edebiliyor. Çünkü ciddi anlamda çok şeyiz. Gözler böyle fel fecir etrafta. Evet. Ne nerede? Tabii böyle bakan erkekler var ama biz genele şunu söyleyebiliriz. İstisna. Çoğunlukla bunu kadınlar yaptığı aynen için öyle. Kadınlar da daha yaygın diyoruz. Evet. Bu basit örnekler ama hayatımızın içinde olanlar. İşte orada biz duygusallık atfediyoruz olaya çünkü. Yani onun kilo alması, ne giyindiği, ne yaptığı yani sonrası için bize belki de bir hayatta bir veri. Yani bizim dünyamızda anlamlı bu. Erkeğin dünyasında çok anlamlı değil. Çok işe yarar kadının değil. Kadının dünyasında anlamlı tabii. Gidecek onu arkadaşıyla konuşacak. Bir haber götürecek yani. Ben onu düşünürüm. Hani erkekler bir yere geldiği zaman ne konuşurlar diye düşünürsünüz hanım olarak ama yani kadınların evlilik hayatıyla ilgili konuştuğu şeylerle erkeklerin erkeklerin mesela ben hiç duymadım eşini uzmana gelip bile anlatmıyor, çekiniyor belki. Evet. Yani bu anlamda daha gizemli olduğu yanları var. Kadının gizemli olduğu hiçbir şey yok gibi. Yok, çok açık evet. ve net. Bizim daha çok böyle ona yarama, destek çıkılması. Da aynen öyle bir ona yarama, danışma ya daha meyilliyiz. Ama dediğim gibi erkekler biraz daha böyle kendi içlerinde çözmeye, kendileri o yolu bulmaya gayret içerisindeler. Evet. Şimdi sosyal medyadan bir soru atayım istiyorum. Programa renk katsın. Bir Nebze hesabındayız. Elif Hanım, Turan, Turanların Gamze. Bir hoş bir atıf oldu. Turanların Gamze'nin sorusunu soruyorum. Erkek beyni ve vücut kullanım kombinasyonu konusunda daha mı zayıf? Hem düşünüp demek istediği şu, hem düşünüp hem icraat, iş yapmakta zorlandıklarını gözlemliyorum. Bunun açıklaması nedir diye. Aynı anda iki iş yapabilme. Biz düşünürüz hem bulaşık yıkarız atıyorum. Derinlere dayanırız ama erkek sadece düşünecek. Sadece. Ne düşünüyorsunuz? Bunun beyin kimyasıyla alakası var mı? Yine aynı şekilde yani kadınların iki lobu birlikte kullanması çok fazlasıyla aktif olduğu için ondan kaynaklı oluyor olabilir. Yani hem duygusal hem mantıksal bir işi aynı anda yürütebilmek kadına çok zor gelmiyor olabilir ama erkek tek o lobda olduğu için hani mantıksal bir şeyi konuşurken ya da hallederken çok fazlasıyla zaten duygusal bir şeyi konuşmakta ya da duygusal empatide zorlanıyorken bir de bir şeyle uğraşırken hani mantık gerektiren bir şeyle uğraşırken duygusal bir olayı konuşması zorlaştırıyor. Evet, beyinle alakalı olabilir. Şimdi ben yaşanmış bir erkek ve kadın beyni farklılıklarının daha dün müydü? Dün olması lazım. Çok yakın bir zamanda. Şimdi eşimle akşam oturuyoruz. Bana bir şey anlatıyor. Ben ısrarla yani o benden şunu bekliyor. Ha öyle mi olmuş ya? Allah Allah. Bu kadar basit bir cevap. Ben niye dedi ki onu? Onun demesindeki sebep neydi acaba? Ama o kadar söylüyorum ki artık adam bana böyle yaptı. Tamam bir şey söylemedim, unuttu, anlatmadım adama bunu illallah dedim. Çünkü ben bunun arkasında yatan nedeni merak ediyorum. Bakın evet. Süreç gidiyor. Aynen. Yani bu benim elimde değil. Sonra bir baktım adama boğmuşum. Ama farkında değilim. Çünkü hala anlattığı olayın nedenini düşünüyorum. Bir şey olmalı bunun arkasında diye. Yani ne kadar psikolog da olursanız olun efendim o beyin sizi yönetiyor. Kesinlikle. Değil mi? Ondan aynen kurtulamıyorsunuz. Yani sürekli anda kalmak mümkün değil. Evet. Evet yani hani maksimum düzeyde işte anda kalalım, anda kalmak, şu anı yaşamak çok kıymetli. Sürekli bunu atfediyor psikologlar, işte kişisel gelişimciler vesaire. Ama beyin fıtrat olarak bir kere dediğim gibi hayatta kalma içgüdüsüyle var olduğumuz için kaygıyla besleniyoruz. Yani tehlike var mı? Burada güvende miyim? Ya beynin buna ikna olması gerekiyor. Evet, sürekli bir stresörlerle aslında maruz kaldığımızda sürekli aslında hayatta kalmaya şey yapıyoruz. Çabamız o yüzden. Bu noktada da işte bunun açıkçası
çok etki ettiğini de düşünüyorum ben. Şuna da geleceğim. Yine bir soru var ama. Onda kalmak zor. Aklımda o kadar çok deli şeyler var ki. Bakın sağ ve sol lobu kullanıyoruz ya. Ondan kaynaklanıyor. Bazen çok hızlı konuştuğumu söyleyen takipçilerimiz var sosyal medya hesaplarından. Bunun da sebebini ben hem de Elif Hanım'la konuşmuş olalım. Hı-hı. Kadınlar neden daha çok konuşuyor acaba? İki lobu birden kullandığı için mi? Onun da etkisi var ama davranış ve duyguyu konuşuyoruz ama biraz da davranışı konuşalım. Evet. Burada hatta not da almıştım. 20 bin kelime kullanıyorken kadın günlük, erkekler 7 bin kelime kullanıyor. Yazık ya. 7 bin ne ya? 7 bin ne insan rahatlayabilir? Çok fena, çok az. Sadece işlerini halledebilmek için kullandıkları. Aslında orada onlara da yetiyor. Sadece tabii biz. Tabii ki canım, yetiyor. Yine örnek belki gideceğim. Annem çok bu konuda bizi çok güldürüyor. Düşünün, ben annemi eleştiriyorum artık. Demek ki annem hangi kadın beyni yapısındaysa şu an beni izliyor mu bilmiyorum. O da teyzemlerde, Keçiören'deydi. Selam göndereyim. Mesela diyorum ki ne yapıyorsun? Yani şu an işte evdeyim, oturuyorum diyecek bakın. Bir erkek bunu söyler sorduğunuzda. Annem işte sabah erken kalktım, bulaşık yıkadım, işte evi temizledim, çok fenayım. Bütün günü anlatıyor böyle. O dakikaya gelene kadar ben böyle telefonda bekliyorum. Sonuç, yaklaşık bir 10-15 dakika sonra o an kahve içtiğini öğrenebiliyorum. Şimdi biz erkeklere, eşlerimize de bunu yapıyoruz, evet, öyle değil mi? Bize bir şey soruyor. Biz ta en başından başlıyoruz olayı. Duygularımızı katıyoruz. Gelen böyle aşama aşama nasıl süreçlerden geçtik bunu anlatıyoruz ama erkek bunu dinleyemiyor bir süre sonra. Çünkü erkek için neden ve sonuç yeterli. Yani buna ne neden oldu ve sonucundan ne olacak? Ne yapıyorsun? Yani çok kısa ve net. O süreçte boğulmada ama kadın dediğim gibi hani buna şartlandığımız için muhakkak mesela dinlerken çok belki de yorulmadınız hani. Ben yorulmadım. Merak, onu rahatlatıyor. Evet, onu rahatlatıyor. Hem de merak da ediyor yani. Kadınlar merak da ediyor ayrıntıları. Neler olduğunu en ince ayrıntısına kadar duymak istiyorlar ya. Çünkü bu şekilde yaratılmışız. Bundan da besleniyor ama dediğim gibi hani erkeklere de evet bu 7000 kelime yetiyor mu? Yetiyor. Hayatlarını idame ettirmeye. Çünkü sonucu söylüyor adam zaten. Aynen öyle. Evet. Yeterli onlar için. Onların da etkisi var. Efendim sosyal medya hesabımızdan Sibel Hanım sormuş. Demiş ki daha akşam sonuç olarak konuşulan konu aynı ama yorumlamayı farklı dile getiriyor. Benim dediğim doğru diyor. Eşi için söylüyor bunu. Benim dediğim doğru diyor ama inanın sonuç aynı ve ego haline getiriyor. Ben bilirim diyor. İşte bahsettiğiniz mesele değil mi? Böyle olduğu zaman erkek beynini algılayıp nasıl biz yaklaşacağız erkeklere, yani eşlerimize? Evet. Orada önemli olan noktanın açıkçası iletişim diliyle alakalı olduğunu düşünüyorum. Benim dediğim doğru. Senin yani beyninden dediğin, kaynaklanmıyor yanlış. Aslında. Kesinlikle onunla. Yani muhakkak evet bir şeyi var. Sonuç odaklı olduğu evet bir gerçek ama o sonuca götüren şey bizi ilişkisel anlamda kurduğumuz iletişim. O iletişim yolunda seçtiği strateji, kadına olan yaklaşımı bunlar toplumsal ya da işte toplum içerisinde öğrendiğimiz ya da işte dinin, inançlarımızın, inanç sistemimizin şekillendirdiği süreçler. Ona bakmak gerekiyor. Yani yargılayıcı bir şekilde konuştuğumuzda senden kaynaklı, bu direkt zaten suçlayıcı bir söylemdir. Hani senden kaynaklı, benden kaynaklı değil. Ortak bir yol bulmayı bence orada hedefleyebilmek ve problemi karşımıza alıp, yani birbirimizi değil problemi karşımıza almamız gerekiyor. Benim dediğim evet, yani benim dediğim bence doğru ama senin de fikrine saygı duyuyorum, o duymak istiyor orada kadın. Erkek de aslında aynı şeyi duymak istiyor. O yüzden böyle empati öğrenilebilir bir şey. Yani bunu bence çok fazlasıyla kavramamız gerekiyor. Çünkü hani dediğim gibi erkeklerin işte empatiye çok yatkın olmaması, yani kolaylık olur. Ben empatik değilim, işte düşünemiyorum. Bu kolaylık olur, bu öğrenilebilir, geliştirilebilir bir şey. Evet. Erkek genelde tabii böyle kriz anlarında duygusal empatiyi yapabiliyor. Yani o son noktaya geldiğinde karşı tarafı bir anlayabilme şeyi de olabiliyor. Ama orada da genel olarak böyle bizim kadar sezgisel ve içgüdüsel şekilde değil de durumu belki hani empatiden kastımız genel olarak öyle yine oluyor. Yine durumu kurtarmaya yönelik oluyor. Ya da durumu analiz gibi, hani şu anda şunu yaşıyorsun ama o da zaten gayet yeterli. Yani onu yapabilmek bile bence büyük bir yol kat etmek. Aynen öyle. Doğru. O yüzden Sibel Hanım sorduğunuz soru belki de bir iletişim dilini anlama adına. Evet. Belki bir uzmandan yardım alabilirsiniz. Bir aile danışmanı, bir evlilik terapisti olabilir. Çünkü hı-hı, eğer her problemde ben haklıyım deyip de bir istişare yoksa karı koca arasında ki bilmiyorum.
aslında dini hassasiyetlerimiz, ahlaki hassasiyetlerimiz olması gereken durumlar karı koca arasında olan muhabbetlerde en çok yaşamamız ve yaşatmamız gereken mesele diye altını çiziyorum. Şimdi Armağan Ünlü demiş ki kadın beynini genelde bütün gün boşta kalması olabilir mi diyor kadın beynindeki. Kadın beyni ve erkek beyninin farklılıklarını konuşuyoruz ya. Yani erkek eski kadınların diyor ev işi çok olduğu için daha mutluydular sanki. Yani şimdi kadınlar boş mu efendim, ben anlamadım olayı. Psikolojik sorunlar çoğaldı sanki demiş. Ben latife yapıyorum şu an. Psikolojik sorunların çoğalması kadın beyninin işleyişiyle bir alakası var mı? Yoksa bunu tedaviye cevap verme ya da hastalıkların çoğalması beyin hormonlarındaki farklılıklarla bir ilişkisi var mı? Ben böyle çevireyim soruyu. Yani patolojiyi bir tarafa bıraktığımda hani psikolojide şizofreni, bipolar gibi böyle bilişsel hastalıklı bir tarafa bıraktığımda depresyon vesaire konularının açıkçası modern çağla yani şöyle bir bağlantısı olabilir. Evet arttı ama bence geçmişte de vardı. Ama şu anda işte psikologların artışıyla ya da psikoloğa giden insanların yargılanmamasıyla belki de biraz daha rahat bir şekilde insanlar şey yapabiliyorlar, gelebiliyorlar, tedavi arayışına girebiliyorlar, o sürece girebiliyorlar. Ama geçmişte de yoktu demek bana çok doğru gelmiyor. Yani her çağda, her dönemde bence aslında vardır. Aslında bu bütün yeni türediğini zannediyoruz ya, yeni şeyi tükenmişlik sendromu, bu kadar işte gündeme Kaliforniya sendromunu bir kenara koyuyorum. Özellikle çocuklarda gelişimsel psikopatolojik olarak işte Red sendromu, otizm, bunlar farklı. Şu an çağın belki sıkıntıları ama eskiden de depresyon vardı. Evet. Sadece bunun farkındalığı belki yoktu ya da işte bunu tetikleyen, açığa çıkaran faktörler daha azdı. Elbette görülme sıklığına göre şu an çağımızda daha fazla. Neden? Çünkü çevre kirliliği, yediğimiz, içtiğimiz her şey, işte ağır metaller, bir maruz kaldığımız genetik mutasyon, her şey etken. Evet. Şimdi şu çok hoşuma gitti. Ahmet Bey demiş ki kadınların 6. hislerinden özelliği bilimsel olarak erkeklerden daha mı iyi demiş. Yapılan araştırmayı söylemiştim ya kadınların sezgisel olarak. Evet bazı araştırmalar bunu söylüyor. Ve demiş ki kadınların aldatma olayını erkeklerden daha az yapması gerçekten aileye karşı bir aidiyet duygusundan mı kaynaklandığını düşünüyorsunuz siz demiş. Şimdi tabii çok eşlilik girersem burada yıkılır ortalık. Hiç girmiyorum. Bu konu çok derin. Evet erkek çok fıtraten çok eşliliğe yatkın, işte ihanet acaba beyin hormonsal mı? Kadınlar bunu neden yapmıyor? Beyinle ilişkisi var mı yok mu diye soruyorum. Çok detaya giremeyeceğim. Başka bir konu. Yani kadınlar da aldatmıyor değil aslında. Ama o konuda da belki daha stratejik davrandıkları için yakalanma ve şey konusunda o biraz şey yapıyor olabilir, fark yaratıyor olabilir. Yani bunu beyinden ziyade vicdanla desem acaba doğru olur mu? Ben beyinden kaynaklandığın değil de. Su da var ama risk alma davranışı erkeklerde daha fazla olduğu için yani böyle çok şey. Ama yakalanma oranı da erkeklerde daha fazla. Niye? Çünkü düz mantık düşünüyor. Çünkü düz mantık aynen öyle. Yani dediğim gibi sol beyinde hani ilkel beyin ve ön beyin git gel yaptığı için mantık ve duyguyu aynı anda bir şey yapamadığı için, oradan belki geçiş yapamadığı için çok stratejik davranamıyor olabilir. Ondan dolayı yakalanma olayları daha fazla. Daha fazla oluyor değil mi? Şimdi biraz şöyle bakıyorum, dakikalarım azalıyor daha doğrusu. Yine mesajlar var ama mesela bir yorum var, onu okuyacağım. Sonra sohbeti size bırakacağım çünkü daha söyleyecek çok şeyiniz olduğunu düşünüyorum. Benim 10 dakikadan daha az sürem kaldı bu arada. Aydın Topal demiş ki erkekler 7000 kelime ortalamayla konuşurken dediğinizde eşim bana dönerek sen 7000 kelime bile konuşmuyorsun. demiş. İtiraz ettiğimde yarın kelimelerini sayacağım demiş. Sayar. Kadın sayar. Yapar yani bunu. Kafasına koyduğunu yapar. Beyni onu yönetiyor o şekilde. Evet. İşin esprisi. Toparlayalım mı biraz? Tamam. Özellikle mesela problemlere bakış açısından biz bu farklılıkları nasıl bir işlevselliğe ve fonksiyonelliğe dönüştürebiliriz? Nasıl bu farklılıklarımız faydalı hale gelebilir? Biraz o bizi motive etsin o farklılıklarımız. Bu mesajın üzerine bir şey geldi aklıma, araştırma geldi. Tabii çok üzücü ama boşanan çiftlere bakıldığında %65 oranında %65 oranında 4-5 dakika günlük konuşma, birbiriyle iletişime geçme sürelerinin olduğu görülmüş. Yani bu inanılmaz derecede az. Yani salt olarak karı ve kocanın birlikte geçtiği iletişimden bahsediyorum. Hani birlikte sohbet etmek, muhabbet etmek, bir şeyler paylaşmak. Akşam birlikte oldukları saat maksimum 2-3 saat. Evet, hani çocuklarsız. Hani
vesaire var. Bütün dış şeyi, bütün çevresel faktörleri dışarı bıraktığımızda bu oldukça düşük. Yani bu da aslında ortaya çok net bir şey çıkarıyor. İletişim kuramadığımız için belki de anlaşamıyoruz. Bu yüzden hani iletişim, yani problemlerle baş etmede en önemli nokta diyebileceğim şey iletişim kurabilmek ve birbirimizi yargılamadan, çok fazlasıyla karşı tarafa açık aramadan ziyade kendimizle yüzleşip kendi zaaflarımızı farkına varıp belki de kendimizi güçlendirip sisteme o şekilde bir giriş yapmak. Çünkü dediğim gibi karşı tarafta sürekli bir değişiklik çabasına girmek ve onu değiştirme mücadelesine girmek her iki taraf için de yorucu oluyor. Bu yüzden hani insanların kendilerini kabul etmeleri ve kendileri için belki de gelmeleri. Yani şey çok oluyor, işte kadınlar genelde başvuruyor. İşte eşim gelse daha iyi olurdu. Hani birlikte daha iyi çözüm alırdık. Evet, eşiniz gelse tabii ki de daha hızlı, belki de kolay bir şekilde yol alırdık, ama sizin gelmeniz de çok anlamlı. Yani sizin olayı fark edip iletişim kurma konusunda bir çabaya girmeniz bile aslında çok anlamlı. Çünkü dediğim gibi hani bir kişinin olaya bakış açısı değiştiğinde o sistem tamamen değişebiliyor. Hele de kadının zaten değişti mi sistem tamamen değişebiliyor. O konuda önerim iletişim stratejilerine dikkat etmek. Yani ben sen dilini altına çizeceğim yine. Yargılayıcı bir şekilde konuşmamak. Yani kişiliği burada suçlamamak. Sen hep böyle yapıyorsun da, şöyle yapıyorsun da, her zaman böylesinden ziyade bu durum beni üzüyor, canımı sıkıyor. Ve hani bu şekilde bir alternatifte çözüm sunmamız tabii ki gerekiyor. Bunları böyle fırsata çevirmek gerekiyor. Çok böyle yükseldiğimiz zaman, çok öfkelendiğimiz zaman bir mola verip ya da hani orada bırakıp belki biraz daha su aktıktan sonra belki gündeme getirmemiz gerekiyor. Bunlar önemli noktalar olduğunu düşünüyorum. Yani en temel noktada, yani kliniğe de gelen kişilerden gördüğümüz şeyde genel olarak hep iletişim problemleri aslında oluyor. Beynimizdeki o farklı iletişim geliyor. Dilimizi geliştirmeye yönelik kullansak o farklılıklar bir güzelliğe dönüşebilir. Kesinlikle. Tamamlamaya en azından. Kesinlikle. Bir de şunu da tabii kabul etmemiz gerekiyor. Evlendiğimizde ikimiz de farklı görgülerden ve ailelerden birer sepetle, birer bavulla aslında o eve giriyoruz. Hepimizin görgüsü, yetiştiriliş şekli, ilişkiye bakış açısı, ilişkiden beklentilerimiz farklı. Karşılıklı bunları anlayabilmek, bunları çözümleyebilmek ve ortak bir alan yaratmak. Yani orada anne babamızdan gördüğümüz şekliyle değil de yeni bir şekilde, işte ben ve eşimin ortak bir sepeti belki de oluşturmak gerekiyor. En büyük hatalardan biri de o oluyor. Yani karşı taraf, işte erkek annesi gibi bir kadın arama şeyinde oluyor, girişiminde, ya da kadın da aynı şekilde babasını bulmaya çalışıyor. Bunu ilk önce yani hayallerimizle değil, gerçekten kiminle evli olduğumuza, kiminle ilişkide olduğumuza bakmamız gerekiyor. O yüzden hani onun da olaylara yaklaşımı nedir, getirileri nelerdir, götürüleri nelerdir, nasıl bir geçmişten geliyor, belki onu birazcık fark etmek gerekiyor. Bu farkındalıkla yaklaştığımızda biraz daha anlayabiliyoruz, biraz daha empatiye, daha belki işlevsel ve kolaylıkla kullanabiliyoruz diye düşünmekteyim. Evet. Vallahi süperdi ve yine su gibi aktı zaman. Bir nebze böyle. Son olarak şunu söylüyorum. Erkek beyni, kadın beyni konuştuk. Aslında bunun evlilikte ve sosyal ilişkideki öneminden bahsederken bir kitap yazıyorum. Hala yazma aşamasındayım. Evlilik üzerine yazıyorum ve hani kadın beyni, erkek beyni farklılıklarından bahsederken erkek ilkel beyni saldırganlık, işte koruma içgüdüsü ya da savunma mekanizması daha güçlü olduğu için kadınlardan, biz istiyoruz ki erkekler saldırganlıklarını törpüleyip öfke kontrolünü sağlasınlar. Aykırı bir çıkış olacak. Kadınların da yapması gereken bir şey var. Erkeklerin öfke kontrolü ve saldırganlığı varsa kadınların silahı da beyin yapısından dolayı, hormonlarından dolayı çenesini tutamama diye ben yeni bir literatüre bir şey kazandırmaya çalışıyorum. Kitabımda bunun detaylarıyla anlatıyor olacağım inşallah. Kadınlar da çene kontrolünü sağlar. Erkekler öfke kontrolünü sağlarsa sanırım ikisi de birbirini tetiklediği için çarpışmalar ve kavgalar daha az olacak diye düşünüyorum. Beynimizin en zararlı noktaları işte bu. O yüzden biz de beynimizin o kötü yanlarını hizmet etmeyelim diye bu dilekle
Çok kıymetli konuğum Elif Hanım'a farklılıklardan zenginleşmeye şey yapmamız gerekiyor. Aynen. Çok bunu teşekkür ediyorum katkılarınız için. Ben teşekkür ediyorum. Çok keyifliydi. Ve efendim bugün de bir nebzenin sonuna geldik. Erkek ve kadın beyni üzerine yaptığımız bu tatlı sohbetten umarım bir nebze faydalanmışsınızdır diyerek huzurlarınızdan ayrılacağım. Ama şunu söylüyorum. Şimdi bana hemen sorular gelecek. Kitabınız nerede, ne zaman çıktı mı, bitti mi diye hala yazma aşamasındayım. Muhtemelen Nisan ayını bulacak diye hatırlatayım. Bunu da zaten programda duyurmuş olacağım. Onun dışında bir nebze hesaplarından lütfen sorularınızı aktarmayı unutmayın. Elif Hanım ve kendi Instagram hesabımda ekranlara geldi. Lütfen sorularınız olursa, vaktimiz de olursa dönüş sağlayacağız diyorum. Yorum yazanlara, mesaj atanlara hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Vaktimiz yettiğince yanıtlamaya ve değerlendirmeye gayret ettik diyerek huzurlarınızdan ayrılıyorum efendim. Allah'a emanet olun, hoşçakalın.